Merhabalar sevgili gençler ben SML hocanız SML hoca matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar kusura bakmayın öncelikle gözlüklerimi takmak zorunda kaldım e, çünkü gerçekten geç saatlere kadar video çekimleri yapıyorum bu ve bu geç saatlere kadar video çekimleri yaptığım için zaten gözler bozuk e, neden kusura bakmayın dedim gözlüklerimi taktığım için onu söyleyeyim önce gençler ekranın e, yansıması ışıkları gözlüklere vurduğu için e, buradan hani net bir şekilde şey yapamazsınız diye zaten benim görüntüm de çok önemli değil. E, sizler dersin görüntüsünü alın, kafanıza yerleştirin yeter. Köşeye sadece görsel olarak koyuyoruz kendimizi. Şimdi konumuz oran orantı. Bu hafta oran orantı ve problemler haftası. Böyle sakin sakin ilerleyerek yavaş yavaş anlatarak sizlere gençler bu konuyu ele alacağız, bu konuyu işleyeceğiz. Şimdi bu haftadan sonra yani oran orantı problemler dedikten sonra sizden lütfen gözünüzün yanayım. Lütfen sevgili gençler, sizden tek ricam adam akıllı bir biçimde şu problemleri tertemiz edin. Tamam mı? Yani önümüzdeki hafta gerekirse video yayınlamayalım. Orada adam akıllı bir video çözün. O sırada ben size farklı projeler için PDF hazırlamaya devam ediyorum. Yani şu an hazırladığım PDF'ler böyle bayağı bir kalınlaştı. Güzel oldu. Bir yandan da sorularını çözüyorum. Sizlere daha iyi anlatabilmek için. Ee, yaklaşık bir 2-3 haftaya çok güzel projelerle başlayacağız. Hocam bunlar ne projesi? Biraz tüyo verir misiniz? Sürpriz olsun diyeceğim ama birazcık tüyo verebilirim sizlere. Bunlar sevgili gençler ne videosu olacak? Bol miktarda soru çözeceğiz sevgili gençler. İnanılmaz soru çözeceğiz. Bu tek sürpriz bu değil. İki tane sürprizimiz var. İkinci sürprizi de e, sizler aslında tanışmak istiyordum ama e, danışmaya da çok fazla gerek yok. Ben size söyleyeyim. Hoşunuza gideceğini tahmin ediyorum. Sevgili gençler biliyorsunuz ki bu internet üzerinden canlı yayınlarda yarışmalar yapılabiliyor. Bu yarışmalarla ben sizlere kitap dağıtacağım. Yani e, kitap hediye edeceğim. Yarışmanın kazananına böyle hani neden kazananına diyoruz. Çünkü sevgili gençler hani ben buradan gönlüm el verse yani elim elimden gelse diyeyim gönlüm el verse değil gönlüm el veriyor zaten de elimden gelse ben durmadan sizlere ücretsiz kitap göndereyim durmadan sizlere ücretsiz kitap pompalayayım sizler alın onları çözün tabii ki kitaba dokunarak çözmek böyle hani ekrandan bir şeyleri izlemek tabii ki zor oluyor biliyorum pdf çıktıları da sizin cebinizi yavaş yavaş yorsa da bunu uzun vadeye döktüğümüz zaman çok fazla yoruyor. Biliyorum ama bunlar çekilecek cefalar. Ee, elimden gelse sizlere kitap bassak ama ücretsiz dağıtsak ne güzel olur. Ama dediğim gibi sevgili gençler ee, bu iş böyle. Ben sizlere dilediğim kadar yardımcı olmak istiyorum. Keşke böyle sınırsız miktarda yardımcı olabilsem. Ama dediğim gibi ee, en azından yarışmalarla birinci olana ikinci olana veya üçüncü olana ee, her hafta kitap yollayacağım imzalayacağım yollayacağım, imzalayacağım, yollayacağım. Siz de inşallah bu kitaplarla sevgili gençler bir yerlere varırsınız. Yani inşallah yarışmayı da e, ihtiyaç olanlar kazanır diyeyim. Artık çünkü hani defalarca mailler geliyor. Yani ben sizlere mail hesabımı açıp ekran görüntüsünü yansıtsam sevgili gençler gerçekten binlerce mail var. E, keşke hepinize yardımcı olabilsem. Çoğunu okuyamıyorum bile. Keşke hepinize yardımcı olabilsem ama. Arkadaşlar, dediğim gibi bunu bir yarışma düzenleyip yarışma her hafta yarışma düzenleriz. Böyle güzel e, hem sizi böyle genel kültür olarak genel kültür olarak matematikte biraz bilgilendirici, biraz da sevgili gençler eğlenceli hale getirip canlı yayınlarda yarışmalar düzenleyelim ve bu yarışmalarda da birinci olana kitap hediye edelim, imzalı kitap hediye edelim diyelim. İkinci sürpriz, sürprizimiz de buydu. Üçüncü sürprizi hiç söylemeyin. O uzun vadeli bir program. Uzun vadeli bir sürpriz olacak sevgili gençler sizler için. Ama e, hani şunu söyleyebilirim. Onda da şu tüyoyu vereyim ben size. Böyle var ya sınavınıza, sınavdaki başarınıza sizi bir adım değil böyle beş adım daha yaklaştıracak bir sürpriz olacak. E, sizler için çalışıyoruz. Bakalım nerelere varacak bizim başarılarımızın da sonuçları. E, benim başarımın sonucu ne olacak? Sizin başarınız olacak sevgili gençler. Yani ben, siz başarılı olduğunuz müddetçe benim başarım ön plana çıkacak. Ee, umarım bu yaptığımız iyiliklerin de karşılığını bir teşekkürle, bir duayla alırız diyelim. Şimdi konu oran orantı. Fazla uzatmayalım. Bu hafta problemleri işleyeceğiz. Oran orantıyı işleyeceğiz. Ee, gerekirse de bir mola vereceğimizi söylemiştik sizlere. Adam akıllı biçimde sorularınızı çözeceksiniz. Şimdi 3 tane video peş peşe gelecek. Bu 3 video peş peşe gelirken sevgili gençler. Siz oran orantı ve problemlerden de soru çözmeye başlayabilirsiniz. Tamam. Şimdi başlayalım bu videoya. En az birisi sıfırdan farklı iki çokluğun karşılaştırılmasına oran diyeceğiz. Yani bir tanesi sıfırdan farklı olacak sevgili gençler. İkisini biz karşılaştırırsak buna oran diyeceğiz. Peki nasıl karşılaştıracağız hocam? Böleceğiz bunları birbirine. A ve B gerçek sayılarından en az bir tanesi sıfırdan farklı olmak koşuluyla A bölü B'ye A'nın B'ye oranı denir. Bakın biz rasyonel sayı tanımlarken, onu yaparken, bunu yaparken hep diyorduk ki A bölü B'yi gösterince B sıfırdan farklı olmalı diyorduk. B sıfırdan farklı olmalı diyorduk da burada demedik hocam. Demedik çünkü burada ben sıfıra da bölebilirim. Buna da bir oran diyeceğim. Nasıl yani? Bir şeyin sıfıra bölümü tanımsız değil mi? Evet tanımsız ama yani sayısal olarak tanımsız ama oran olarak ifade ettiğimiz için burada tanımsızlıktan da söz edemeyeceğiz. Verilen çokluklara göre. Oranın bazı durumlarda birimi var, bazı durumlarda birimi yoktur. Yani illaki bir birimi olmak zorunda değil bu oranın. Örneğin 12 metrenin 8 metre oranı 12 metre bölü 8 metreden metreler gider. 12 bölü 8 yani 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 2'den 3 bölü 2 diyebilirim. 1 saatte 100 kilometre yol alan bir aracın aldığı yolun geçen zamana oranı 100 kilometre bölü 1 saatten kilometre ile saati sadeleştiremeyeceğime göre 100 bölü 1 100 yapar. 100 kilometre bölü saattir diyeceğiz. İşte hani hız birimi var ya kilometre bölü saat. işte buradan geliyor. Birimi kilometre bölü saattir dedik. Zeki'nin 5 tane bilyesi vardır. Kazım'ın hiç bilyesi yoktur. Zeki'nin bilye sayısının Kazım'ın bilye sayısına oranı 5 bölü 0'dır. Burada 5 bölü 0 bir oran. Fakat bir kesir değildir. Yani sayısal bir değeri yoktur diyeceğiz sevgili gençler. Bu bilgiyi de verelim. Burada 5 bölü 0 bir oran olarak kullanılmıştır. Aklınızda yer etsin. Bir tane soru çözelim bakalım. 26 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 12 tanesi İngilizce, diğerleri ise Almanca bilmektedir. Şimdi diğerlerinden kastı ne? 12'si İngilizce biliyorsa hocam, 14 tanesi de Almanca biliyordur. Doğru mu? Doğru. E peki, buna göre İngilizce bilenlerin sayısının Almanca bilenlerin sayısına oranı sorulmuş bize. 12'nin 14'e oranı sorulmuş. Ben 2'ye böldüm bunu. 6 bunu da 2'ye böldüm. 7 geldi. Demek ki İngilizce bilenlerin Almanca bilenleri oranı 6 bölü 7'dir diyeceğim. Bir sonraki soruma bakacak olursam da aşağıda bir video oynatıcı verilmiştir. Aynı YouTube gibi. Videonun altındaki A bölü B gösterimi A videonun izlenen süresini B videonun tüm süresini göstermektedir. Buna göre videoda izlenen sürenin izlenmeyen süreye oranı kaçtır? Şimdi 2.25 demek 2 dakika 25 saniye demek. Bize oranı soruluyor. Biz 2.25'i 6.75'e bölmeyelim de bunları bir saniyeye çevirelim öyle bölelim. Daha hoş olur sanki değil mi? 2 dakika 25 saniye. 2 dakika 120 saniye yapar. 120 artı 25'ten de 145 saniye gelir sevgili gençler burası. Ha bu arada şuradaki 75'i e sevgili gençler 25 diye düzeltmenizi rica ediyorum. Çünkü 6 dakika 75 saniye gösterimi burada olmasın. Biz bunu 6 dakika 25 saniye diyelim. Şurayı karalayalım. 6 dakika demek 6 kere 60'dan 360'daki 360 saniye artı 25 saniye daha 385 saniye yapacaktır. İşte burada saniye birimleri yok olur. 145 bölü 385 ile sadeleştirirseniz cevabı bulursunuz diyeceğiz. Ha bu cevap olmaz mı? Bu da cevap olur. 145 bölü 385 de cevap olur sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. Aşağıda bir kişinin baş parmağının bir karışının ve ayağının topuğundan baş parmağına kadar olan uzunluğun eş karelerle kaç kareye denk geldiği yeşile boyanarak göstermiş. Buna göre bu kişinin bir karışının uzunluğunun yani şuranın baş parmak ve ayağının uzunluğu toplamına oranı kaçtır? Yani şunla şunun toplamına oranı kaçtır diye sormuş. Şimdi şu uzunluk kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim bölü. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 birim artı bir tane daha 12. ikisinin toplamı demiştik. 9'u 3'e böldüm 3, 12'yi 3'e böldüm 4 gelir. Cevabımız 3 bölü 4'tür diyebiliriz. Geçtik bir diğer kısma. Bir diğer kısımda en az iki oranın eşitliğine de orantı denir diyeceğiz. Yani Oranı tanımladık eyvallah orantı ne peki? İki tane oranın ama en az iki tane oranın eşitliği. A bölü B eşittir C bölü D ve A bölü B, C bölü D, E bölü F bunların birbirine eşitlikleri birer orantıdır diyoruz. A bölü B, C bölü D orantısı şu şekilde de yazılabilir. A bölü B eşittir C bölü D biçiminde de gösterilebilir. Bu orantıda A ile D'ye şunlara sevgili gençler dışlar denir. Dışta kaldıkları için Diğerlerine yani B ile C'ye de içler denir içte kaldıkları için. İşte içler dışlar çarpımı falan diyoruz ya bu da buradan geliyor zaten. A bölü B eşit C bölü D ise şunu yapabiliriz. A kere D eşittir C kere B diyebiliriz. Buna içler dışlar çarpımı diyoruz. A bölü B C bölü D'ye bu da E bölü F'ye eşit ve bu da herhangi bir K'ya eşitse biz bu K'ya orantı sabiti diyeceğiz. Bu kesirlerden herhangi bir tanesi de orantı sabiti olabilir bu arada. O halde sevgili gençler şimdi bakınız. A bölü B şuradaki direkt olarak K'ya eşit olur mu? Olur. O halde ben şunu söyleyebilirim. A eşittir içler dışlardan. B kere K'dır. Ve C eşittir D kere K'dır. Ve E eşittir F kere K'dır diyebiliriz. Soruya bakalım. A eksi 2B bölü A artı B 5'e eşitse B bölü A onu kaçtır? Hemen içler dışlar çarpımı yapacağız. Buraya 1 dedik. İçler dışlar çarpımından A eksi 2B eşittir 5a artı 5b diyebiliriz. Eksi 2b'yi bu tarafa 5a'yı bu tarafa atarsak eksi 4a eşittir 7b gelir. b bölü a sorulmuştu. a'yı bu tarafa bölüm olarak 7'yi diğer tarafa bölüm olarak atarsak sevgili gençler b bölü a oranımız eşittir. Eksi 4 bölü 7 gelecektir. Cevap da budur diyebiliriz. Geçtim bir diğer sayfama bir diğer soruma. M bölü K 2 bölü 5 ve N bölü K da 5 bölü 13 olduğuna göre M artı N bölü M eksi N oranı kaçtır? Bakın şimdi ben burada M bölü K ben gidip M'ye 2K K'ya da hadi K demeyelim de X diyelim M'ye 2X K'ya 5X diyebilirim. Yalnız burada K'ya 13X diyemem 13Y diyeceğim. Burada da N'ye 5Y diyeceğim. E güzel de hocam birinde 5X dedik ötekinde 13Y dedik. Gelin bunları ortak bir sayıda buluşturalım. 5 ile 13'ün ortak katını en küçük ortak katını hesaplarsanız işiniz daha kolay olacaktır. Aralarında asal sayılar oldukları için de 5 kere 13'ten 65 yapacaktır. Yani ben K'ya 65 M'yi kullanmışız P diyelim. Tamam K eşittir 65 P olsun. Peki buraya 65 yapmak için bunu 13 ile çarptım. O zaman bunu da 13 ile çarparım. 13 ile çarparsam sevgili gençler M sayısı ne olacaktır? 2 kere 2 kere x'e biz 13 P dedik ya. Aynen öyle. X gördüğümüz yere 13P yazarsak. 2 kere 13 P kaç yapar? 26 P yapar. N sayısı da sevgili gençler. Ee, burayı ben 65 yapmak için 5 ile çarptım. Dolayısıyla burayı da 5 ile çarpacağım ve 25 P olacak. Şimdi M artı ne demiş. Yani şunu da şunu toplayacağız. 26, 25 daha kaç yapar? 51 P yapar. Bölü. M'den N'yi çıkar demiş. Bundan bunu çıkarın. 1 P yapar. Ey, ben P'ler giderse 51 bölü 1'in 51 olması gerektiğini söylerim. Cevap da bu olur diyebiliriz. A bölü B, B bölü C'ye eşit bu da 3 olduğuna göre A artı C bölü B eksi oranı kaçtır diye sorulmuş. Artık şunu söyleyebiliriz ki A eşittir 3B bakın şuradan B'de eşittir 3C diyebiliriz. Şimdi B 3C'ye eşitse ben şurada 3C'yi yerine yazarsam 3 kere 3C'den 9 tane C gelecektir. A gördüğüm yere 9C yazabilirim. 9C'ye bir tane daha C ekle diyor. B neydi? 3C'ydi. 3C'den de bir tane A'yı yani 9C'yi çıkar demiş. 9C, C daha kaç yapar? 10 tane C yapar. Bölü 3C'den 9C'yi çıkarırsam eksi 6C gelir. C'ler giderse ve her ikisini de 2'ye bölersem 5 bölü eksi 3 bizim cevabımız olacaktır. Sen eksi 5 bölü 3 de yazabilirsin. Eksi 5 bölü 3 de yazabilirsin buna. Hepsi de bizim cevabımızdır. Rasyonel sayılardan sen bunları biliyorsun. Geçtim bir diğer sayfama. X, Y ve Z sıfırdan farklı birer gerçel sayı. 3X eksi Y bölü Z 4 bölü 3'müş. 3Z eksi Y bölü X eşittir 5 bölü 2'ymiş. Z bölü X oranı nedir diye soruluyor. Şimdi ben şu kısımda, şu kısımda sevgili gençler. Burayı bileşik kesir gibi yazarsam. 3X çarpı Z, 3 x z yapar. Eksi Y bölü Z eşittir 4 bölü 3. Bir de şu kısmı bileşik kesir gibi yazarsam 3z çarpı x'ten gene 3xz gelir. Eksi y'miz var bir de bölü x'imiz var. Bu da eşittir 5 bölü 2'ymiş. Şimdi benden istenen z'nin x'e oranı. Ben gelip şu ikisini birbirine oranlarsam sevgili gençler bakın burada 3xz eksi y ve 3xz y'ler birbirini götürür. Bunu da ben ters çevirip çarparsam x bölü z gelecektir. Bu da bunu da ters çevirip çarparsak 4 bölü 3 çarpı 2 bölü 5'e eşit olacaktır. Yani x bölü z neymiş arkadaşlar? 8 bölü 15'miş. Peki benden ne istenmişti? Z bölü x. O halde ben de bunu ters çeviririm. Z bölü x de 15 bölü 8'e eşittir deriz. Bu sorumuzu da çözmüş oluruz deriz sevgili gençler. Yeni sorumuza geçelim sevgili gençler. Aşağıda en boy oranı en bölü boy 1 bölü 2 olan boş bir kağıda yazı yazılacaktır. Yani normalde bizim kağıdımız sevgili gençler şurası k birim ise burası 2k birimmiş. Çünkü 1'e 2 oranı var. Sayfa yapısı sayfa yapısı Word programında şekildeki boşluklar bırakılarak düzenlendiğinde yeni en bölü boy oranı 1 bölü 3 olmaktadır. Yani şimdi üstten ve alttan 0.5'e 0.5 bakın şurası 0.5 burası 0.5 toplam 1 santimetre kaybımız var. Alttan ve üstten. Boydan 1 cm kaybımız var. O zaman yeni boyumuz 2K eksi 1'dir. Ve sağdan ve soldan 3'er cm boşluk bırakıldığı için şuralardan yeni enimiz de o zaman K eksi 6'dır. Yani yeni en K eksi 6. Yeni boy K 2K eksi 1. Diyor ki en bölü boy oranı 1 bölü 3 olmaktadır. Yani sevgili gençler burası eşittir. 1 bölü 3 oluyormuş. İçler dışlar çarpımı yardımıyla 3k eksi 18 eşittir 2k eksi 1 diyeceğiz. Buradan k eşittir ne gelecek? 17. Diyor ki bize buna göre kağıdın ilk durumundaki yazı yazılmamış yani. Eni kaç santimetredir? Yani şu k soruluyordu bize. Biz zaten k'yı 17 bulduk. 17 santimetredir diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim 8. soruma. Bir şarküteri de bulunan ceviz cinsleri farklı torbalarda satılmaktadır. Torbalarda bulunan ceviz sayılarıyla ilgili Kara ceviz sayısının boz ceviz sayısına oranı 2 bölü 3'tür. Boz ceviz sayısının Hindistan cevizi sayısına oranı 5 bölü 4'tür denmiş. Şimdi bakın, kara ben, ben, kara ceviz sayısına A dersem boz ceviz sayısına B dersem boz ceviz sayısı burada B Hindistan cevizi sayısı da C olsun. Diyor ki A'nın B'ye oranı 2 bölü 3'tür ve B'nin de C'ye oranı 5 bölü 4'tür denilmiş. Bakın buradaki B 3 buradaki B 5'miş. O halde ben şöyle bir şey yapabilirim. 3 ile 5'in ortak katı 15. Yani ben A bölü B'nin yeni oranına burayı 5 ile çarptığım için 15. Burayı da 5 ile çarparım 10. Ve B bölü C'nin yeni oranına da burayı 3 ile çarptım 15. Burayı 3 ile çarparım 12. Peki torbalarda bulunan toplam ceviz sayısı 370 tane olduğuna göre boz cevizden kaç tane vardır? Yani B kaçtır diye soruluyor bize. Pekala ben A'ya 10K, B'ye 15K, C'ye 12K dersem eğer bunların toplamı sevgili gençler 10, 25, 37K eşittir 370 deriz ve buradan K artık 10 gelecektir. Zaten şu 37'yi ve 370'i görünce içiniz bir rahatlamıyor mu? Değil mi? K kaçmış? 10'muş sevgili gençler. Bizden B isteniyordu. Ben B'ye 15K demiştim. O halde boz ceviz sayısı olan B 15K iken 15 çarpı 10'dan cevabımız 150 olacaktır. Demek 150 tane boz ceviz varmış diyeceğiz sevgili gençler. X kere Y sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B eşit C bölü D eşit K ise bakın siz Altıda da üstü de yani payı da paydayıyla burayı X de bu kesri de Y ile genişletseniz de orantı sabiti değişmez. Ve siz gelip bunları toplayıp çıkarsa, çıkarırsanız da yine orantı sabiti değişmez. Ve siz bu A bölü B'nin eninci kuvvetini veya C bölü D'nin de eninci kuvvetini alırsanız bu sefer orantı sabitinin de enince kuvvetini almak zorundasınız. Ancak bu şekilde eşit olur diyoruz, n bir tam sayı iken, tamam mı? Geçtim bir diğer soruma, a bölü b, c bölü d ya bu da 3 bölü 5'e eşitken, a eksi 2c bölü b eksi 2d oranı kaçtır? Bakın, a bölü b 3 bölü 5'ti, doğru mu? Doğru. Şimdi ben burada bunu eksi 2 ile genişletirsem eğer, eksi 2c bölü eksi 2d de sevgili gençler 3 bölü 5'tir. Şimdi gelin bir de şununla şunu toplayalım. Bakın bu da 3 bölü 5'ti değil mi? Ben bununla bunun paylarını ve paydalarını toplarsam A-2C bölü B-2D gelecektir. Son yaptığımız kuraldan bu da orantı sabitine yani 3 bölü 5'e eşit olacaktır diyebiliriz. Sorumuzun cevabı da 3 bölü 5'tir deriz sevgili gençler. Şimdi bir e, soru itibariyle ödüllü soru. Çok istiyorsanız ben size ödüllü soru yine sorarım ama bu sorudaki ödüllü soru. Bir bakalım sorumuza. Matematik öğretmeninin yukarıda sorduğu ödüllü soruya Meltem bunu, Nuray bunu, Okan bunu, Övünç bunu, Pelin de bu cevabı veriyorlar. Bu soruya ait ödülü kim kazanmıştır diye soruluyor. Sorumuzda şu. A bölü B eşit C bölü D eşit K olmak üzere 4A artı 6C bölü MB artı ND eşittir K olduğuna göre M bölü N oranı kaçtır? Bir kere A'yı burada 4'te genişlettiyse orantının bozulmaması için B'yi de 4'te genişletmeli. Yani M4'müş. C'yi burada 6 ile genişlettiyse bunu da 6 ile genişletmek genişletmesi lazım ki e, burası demek ki M4'müş N'de 6'ymış. M bölü N yani 4 bölü 6 sorulmuş. Bu da 2 ile sadeleştirildiği takdirde 2 bölü 3 gelir. Ödülü de kim kazanmıştır? Meltem kazanmıştır diyebiliriz. Geçtim bir diğer sayfama bir diğer soruma. A bölü B eşit C bölü D o da eşit K olmak üzere. A kare artı C kare bölü B kare artı D kare ifadesinin K türünden eşitliğini bulunuz. Bakın bunun karesi alınmış K kare. Bunun da karesi almış. k kare. Sonra paylar ve paydalar ayrı ayrı toplandığına göre bu da neye eşit olacak sevgili gençler? K'nın karesine eşit olacak diyebiliriz. Geçiyorum bir diğer soruma. İki çokluktan biri, birisi artarken diğeri de soru değil özür dilerim bilgi. İki çokluktan bir tanesi artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa. Bakın bu çok önemli. Yani şu üzerini çizdiğim cümle, kelime çok 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 önemli. Genelde bu oran orantıda ee... Bu tanım yapılırken, doğru orantının tanımı yapılırken şu cümleler kurulur. Biri artarken öteki de artıyorsa, biri azalırken öteki de azalıyorsa buna doğru orantı denir. Bu tanım külliyen yanlış. Doğru tanım şu, burada yazan. İki çokluktan birisi artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa. Doğru tanım bu sevgili gençler. Aynı oranda artması lazım. Yoksa ben doğru orantı diyemem ki oran lazım bize. Aynı oran lazım. Dolayısıyla biri artarken diğeri de artıyorsa, birisi azalırken diğeri de azalıyorsa buna doğru oran denir demek yanlış. Bununla alakalı acil matematik TYT soru bankasında da yine sırf şu tanımdan kaynaklı çok fazla yanlış çözülen bir soru var. Onu da ben size başka bir videoda gösteririm veya biri azalırken diğeri de aynı yine aynı oranda azalıyorsa bu iki çokluk doğru orantılıdır ya da kısaca orantılıdır denir. Eğer soruların içerisinde orantılıdır diyorsa sen bunu doğru orantılı olarak anlayacaksın. Yani bunun bir sıfatı yoksa doğru orantı gibi bir sıfatı yoksa sadece orantı diyorsa orantılıdır diyorsa sen bunu doğru orantılı olarak algılayacaksın. Mesela burada silgi sayısı bir tane silgi 5 liraysa iki tane silgi 10 liradır üç tane silgi 15 liradır. Bakın bunlar aynı oranda artıyor. Yani silgi sayısı arttıkça fiyat Fiyat da aynı oranda artıyor. Dolayısıyla bunda doğru orantı vardır diyebiliriz. Örneğin tanesi 5 lira olan silgiden bir tane alınırsa 5 lira, iki tane alınırsa 10 lira, 3 tanesi 15 lira ödenir. Buna göre silgi sayısıyla silgilere ödenecek olan toplam tutar doğru orantılıdır denir. İkinci bir bilgi doğru orantılı iki çokluğun oranı sabittir. K bir gerçek sayı olmak üzere y, y x ile doğru orantılıysa eğer y bölü x yani orantı sabittir diyoruz. Oran sabittir. Buradan da şunu yazabiliriz. Y eşittir. X'i bu tarafa atarsak K çarpı X olur deriz. Yani doğru orantıda bölüm sabittir her zaman. 3 saatte burada bir sorumuz var sevgili gençler. Şöyle yapalım. 3 saatte 300 litre su akıtan bir musluk 4 saatte kaç litre su akıtır? Şöyle diyeceğiz. 3 saatte 300 litre ise 4 saatte kaçtır diyeceğiz. Ya da sen bunu 3 bölü 4 saatlerin oranı litrelerin oranına eşittir mantığıyla da yapabilirsin peki 3'e 4 oranı varsa 3'e 4 oranı nasıl olur? 400 de olur. Yani 400 litre su aktır diyebiliriz sevgili gençler bu musluk. Bir diğer sorumuza ve sayfamıza geçiyoruz. Aşağıda kimyasal bir sıvının Fahrenheit birimine göre iki farklı zamandaki sıcaklığı termometre ile ölçülmüştür. Tamam. Burada 30 Fahrenheit, burada 51 Fahrenheit. Sıcaklık zamanla doğru orantılı olacak şekilde artmıştır. Buna göre saat 8.02'de sıcaklık kaç Fahrenheit olur? Bakın 6 dakika geçmiş buradan buraya ve burada da 21 Fahrenheit arttığını görüyoruz. Biz bu sıcaklığı. E şimdi 6 dakikada 21 Fahrenheit artıyorsa 8'den 8.02'ye 2 dakika geçmiştir. 2 dakikada ne kadar artar diyeceğiz. Bu bunun 3 katıysa 3 katı 21 olan sayı nedir? 7'dir. Demek ki 7 Fahrenheit artacak. 30'dan 7 Fahrenheit arttırırsak saat 02'deki sıcaklığımız 37 Fahrenheit olacak sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. Yanda birinci ve ikinci şekilde bir bariyerin tam kapalı ve tam açık durumları gösterilmiştir. Bariyer 4 saniyede ok yönünde 1 derece, 1 derece açılmaktadır. Buna göre bariyerin tam kapalı halden üçüncü şekildeki gibi açılması için kaç saniye geçmelidir diye soruyor. Bu tam açık bu tam kapalı. Üçüncü şekilde de mesela buradan bu şekilde 32,5 derece artırılmış. Üçüncü şekildeki gibi açılması için kaç saniye gerekir diye soruyor. Tam kapalıyken Yani bundan buraya geçişi soruyor. Biz diyeceğiz ki 4 saniyede 4 saniyede 1 derece artıyorsa 32,5 derece artması için ne kadar saniye gerekir? Demek ki bunun buna oranı bunun buna oranına eşit olacak. Biz içler dışlar çarpımı yapacağız. Dolayısıyla 4 ile 32,5'u da çarpmamız gerekecek. 4 kere 32 kaç yapar arkadaşlar? 128 yapar hocam. 4 kere 0.5'te 2 yapar. Demek ki 130 saniyede sevgili gençler 32.5 derecelik kadar açılıyor diyebiliriz bu bariyer. Geçtim bir sonraki sayfam ve bir sonraki soruma. M artı 2 sayısı n ile doğru orantılıdır. Demek ki M artı 2 bölü n bir sabite eşit. M 6 iken 6 artı 2 n 4 ise 6 artı 2 8 böldüm 4'e demek ki orantı sabitimiz 2'ymiş. Bunu bulduk 8 bölü 4. Peki ise demiş sorunun devamı şu m4 iken, yani burası 4 iken, 4 artı 2 bölü ne? Gene orantı sabiti değişmemesi gerekiyor. Gene 2 olacak. 4 artı 2 6. 6'yı n'ye böldüğüm zaman 2 oluyorsa n kaçtır arkadaşlar? 3'tür. N kaçtır diye sorulmuştu. Cevap 3 olacak. Geçtik bir diğer sorumuza. Bir aracın duruş mesafesi. Şimdi ben bu duruş mesafesine x diyeyim. Frene basıldığı andaki hızının karesi. Buna da v diyelim. Hızının karesi olduğu için v kare olacaktır. x ile v kare doğru orantılıymış. Yani x bölü v kare eşittir. Bir orantı sabitine eşitmiş. Diyor ki bu araç saatte 30 km hızla giderken v kare 900 olacaktır 30'un karesi. Duruş mesafesi de 10'muş. Yani bizim orantı sabitimiz 1 bölü 90'mış diyebiliriz. Bu orantı sabiti. Güzel. 60 ile giderken 60'ın karesi ne var? 3600 yapar. Tamam. Ee, şurayı soruyor bize. Duruş mesafesini soruyor. Gene 1 bölü 90'a eşit olmak zorunda. E o halde bu bunun kaç katı sevgili gençler? 40 katı. Bunun 40 katı kaçtır? 40'tır. Demek ki duruş mesafemiz 40 metre olacak diyebiliriz. 12, 13 ve 15 yaşındaki 3 kişi 280 lirayı yaşlarıyla orantılı olarak paylaşırsa en çok para alan şu olacaktır. Yaşlarıyla orantılı demek, yaşlarıyla doğru orantılı demek. 12 yaşında olan 12K kadar para alır. 13 yaşında olan 13K kadar para alır. 15 yaşında olan 15K kadar para alır. Ve toplam dağıtılan miktar 280 TL. Şimdi 12K, 13K daha 25K. 15K daha kaç yapar? 40K yapar. 40K eşittir 280 TL ise K eşittir 7 TL'dir diyebiliriz. En çok parayı 15K alan 15 yaşındaki çocuk almıştır. Dolayısıyla sevgili gençler en çok para alan 15K ise 15 kere K'yı bulmuştuk 7. 15 kere 7'den 105 yapar. 105 bizim cevabımızdır. 105 lira almıştır diyebiliriz. 13. sayfamızdaki tek sorumuz. Aşağıdaki topacın 1, 2 ve 3 numaralı kısımları sırasıyla kırmızı, sarı ve mor renkleriyle boyanmıştır. Kırmızı, sarı, mor. Kullanılan boyaların miktarları sırasıyla 2, 3 ve 4 ile orantılıdır. Yani burada 2K kadar boya kullanılmış. Burada 3K kadar, burada 4K kadar boya kullanılmış. Sarı renkle boyanan kısım için 24 gram. Bakın burası sarı renkli özür diyorum. Burası 24 grammış. Demek ki K neymiş? 8 gram. O zaman burada 2 kere 8'den 16 gram kullanılmıştır. Burada 4 kere 8'den 32 gram boya kullanılmıştır. Toplamda kaç gram boya kullanılmıştır diye soruluyor. 16 24 daha 40 32 daha 72 gram boya kullanılmıştır diyebiliriz biz bu sorumuz için. Geçtim bir bilgiye daha. İki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa bakın yine aynı mesele aynı oranda diyoruz azalıyorsa veya biri azalırken diğeri de aynı oranda artıyorsa bu iki çokluk ters olan orantılıdır diyeceğiz. Şimdi mesela birinci görselde bir tane musluk var ikinci görselde iki tane üçüncü görselde üç tane musluk var. Burada sevgili gençler bu 36 saniyede dolduruyorsa bu 18 saniyede bu da 12 saniyede doldurur. Burada şuna dikkat edeceğiz. Bir tane musluk vardı 36 saniyede dolduruyor. 2 tane musluk vardı 18 saniyede dolduruyor. Ve 3 tane musluk vardı 12 saniyede dolduruyor tamamını. Hepsi de bir orantı sabit olan 36'ya eşittir. Ters orantılı iki çokluğun çarpımı sabittir ki ben de burada bu yüzden çarptım. 1 kere 36, 2 kere 18, 3 kere 12. Hep sabit ve 36'ya eşit oldu. K orantı sabit olmak üzere Y ile X ters orantılıysa X kere Y K'dır diyeceğiz sevgili gençler. Doğru orantılı da ne yapıyorduk? X bölü Y eşittir K diyorduk. Ters orantılı olunca x çarpı y eşittir k'dır diyoruz. Geçtik sorumuza. Bir kamptaki izcilerin 12 kişiye 9 gün izcilerden 12 kişiye 9 gün yetecek kadar yiyecek varsa bu kişilerden 6'sına kaç gün yetecek kadar yiyecek vardır diye soruluyor. Şimdi 12 kişiye bunların her biri günlük bir tane yemek yiyorsa her gün 12 tane yemek yenir. 9 gün boyunca 12 kere 9 kadar yemek yenir peki aynı kişilerden 6 kişiye kaç gün yeter bu o zaman birbirine eşitleyeceğiz Çünkü toplam yemek sayısı toplam yemek sayısından eşit olmak zorunda e şununla şunu sadeleştirin 2 2 kere 9 18 yapar soru işareti 18'tir yani bu da bizim cevabımızdır demek ki 12 kişiye 9 gün yetiyorsa 6 kişiye 18 gün yeter diyebiliriz a artı 3 ile b eksi 2 ters orantılı ise demek ki ben a artı 3 ile b eksi 2 çarptığım zaman bir orantı sabitine eşit olacak. A 7 iken 7 artı 3'ten burası 10 gelir. B 7 iken 7 eksi 2'den burası 5 gelir. Demek ki 50 sayısı bizim orantı sabitimizmiş. Bu bir. Orantı sabiti değişmez. Adı üstünde sabit. B 4 iken diyor. A artı 3 çarpı B 4 iken 4'ten 2'yi çıkardım. 2 eşittir. Gene orantı sabit olan 50'ye eşit olacak. Peki ben 2'yi neyle çarparsam 50 yapar? Tabii ki 25 ile. Demek ki A artı 3 25 olacakmış. A kaçtır o zaman? 22'dir diyebiliriz. Bir diğer soru. Bir pastaneye gelen birinci, ikinci ve üçüncü müşteriler pastaneye geliş sıraları ile ters orantılı olarak kadayıf almışlardır. Bu üç müşterinin aldığı toplam kadayıf 22 kilogram olduğuna göre ikinci müşteri kaç kilogram kadayıf almıştır? Şimdi burada size bir tane tüyo vereceğim. Eğer ki 1 ile 2 ile 3 ile ters orantılı diyorsa sen bunları uzun uza kesirlerle uğraşma. Hemen şunu yapacaksın. 1'in 2'nin ve 3'ün ortak katı nedir? En küçük ortak katı 6'dır hocam. 1'i neyle çarparsam 6 olur? 6 ile. 6K. 2'yi neyle çarparsam 6 olur? 3 ile. 3K. 3'ü neyle çarparsam 6K 6 olur? 2 ile. O zaman buraya da 2K diyeceğim. Yani ilk gelen müşteri 6K. ikinci gelen 3K. Üçüncü gelen 2K kadar ee, kadayıf almışlardır. Bu 3 müşterinin aldığı toplam kadayıf 22 kilogram. Hadi şunları toplayalım. 6, 3 daha 9, 9, 2 daha 11. 11K eşittir 22 kilogram ise K eşittir 2 kilogram diyebiliriz. İkinci müşteri ne kadar kilogram, kaç kilogram kadayıf almıştır? K'nın ben 2 kilogram olduğunu bulmuştum. İkinci müşterimiz de burada 3K kadar almıştı. Dolayısıyla 3K eşittir 3 kere 2 kilogramdan toplam 6 kilogram kadayıf almıştır diyebiliriz. 16. sayfam. Bileşik orantı nedir peki hocam? İçinde hem doğru hem de ters orantı bulunduran problemlere bileşik orantı denir. Misal y ile x doğru orantılı ve z ile ters orantılı ise y x ile doğru orantılı olacak ama z ile ters orantılı olacak. Aynı aynı anda olamaz mı? Olur. Biz k orantı sabiti olmak üzere tabii ki ters orantılı olanları çarpacağız. Doğru orantılı olanları da böleceğiz birbirine. Y çarpı z bölü x eşittir k yazılır. Bileşik orantı problemlerinde aşağıdaki yöntem izlenerek problem daha kolay çözülebilir. Buraya dikkat. Birinci iş bölü ikinci iş. Birinci iş ile ilgili diğer verilerin çarpımı bölü ikinci iş ile ilgili diğer verilerin çarpımı. m ile n doğru. Ve l eksi 2 m n ile doğru. L eksi 2 ile ters orantılıdır. Şimdi o zaman ben m'yi n'ye böleceğim. Ama... L eksi 2 ile de çarpacağım. Demek ki bu bir orantı sabitine eşit. Peki M 6 iken 6 çarpı N kaç oluyormuş? 2 oluyormuş. L de 9 oluyormuş. 9'dan 2'yi çıkardım 7. Şimdi bununla bunu sadeleştirdim. 3, 3 kere 7, 21 yapıyor. Demek ki K kaçmış? 21. Bu bir ikincisi. orantı sabiti değişmeyecek. Diyor ki M 6 iken L, orantı sabiti kaçtır diyormuş zaten. Kusura bakmayın ben soru devam ediyor zannettim birden. Orantı sabitimiz zaten 21 oldu. Açık ve net görüldü. Kusura bakmayın. Devam bir diğer soru. Bir işi birinci gruptaki işçiler günde 3 saat çalışarak 8 günde aynı işi ikinci gruptaki işçiler günlük 4 saat çalışarak x günde bitirebileceklerini söylüyorlar. Buna göre x kaçtır? Ve tüm işçilerin çalışma kapasiteleri de aynıdır diye söylenmiş bize. Şimdi gençler birinci gruptaki işçiler Kaç kişiler burada? 6 kişiler. İkinci gruptaki işçiler de 4 kişiler. Şimdi 6 tane işçi her birinin iş gücü V olsun. Tamam Her birinin iş gücü V olsun. O zaman 6 V ile çalışırlar. Bir günde 3 saat çalışarak toplam 8 gün boyunca bu işi bitirebiliyorlar. Bu bir iş. İşin bitmesi için 6 çarpı 3 çarpı 8 tane V'lik bir enerji sarf etmemiz gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. İkinci gruptaki kişiler de kaç kişiler bunlar? 4 kişiler. Ve bunların da hızları V çünkü çalışma kapasiteleri aynıdır deniliyor. 4 V ile bir günde 4 saat çalışarak X günde bitirebileceklerini söylüyorlar. Burada da iş bitiyordu. Bu kadar enerji sarf edince de iş bitiyor. Bu kadar enerji sarf edince de iş bitiyor. Demek ki bu enerjiler birbirine eşit. İşte az önce verdiğimiz kısa yolun daha da kısası bu. Bütün verileri burada çarptım yapılan işler birbirine eşit oldu. Şimdi 4 bununla sadeleşir. 2 4 şunla ve şunla sadeleşir. Burada 3 kalır. 3 kere 3V yani 9V eşittir. XV olacak. V'ler de birbirini götürsün bir zahmet. X eşittir 9. Demek ki ikinci gruptaki işçiler bu işi günde 4 saat çalışarak 4 kişi 9 günde bitirebilir diyeceğiz sevgili gençler. Geçtim bir diğer kısma. Şimdi burada ortalamaları tanımlayacağız sizle. x1, x2, x3, xn sayılarının yani n tane sayının aritmetik ortalaması bu n tane sayının topluyoruz. Topladıktan sonra sayı adedine yani n'ye bölümüdür. Aritmetik ortalamada kısaca AO ile gösterilir. Buna göre x1'den xn'e kadar olan sayıların aritmetik ortalaması x1'den xn'e kadar olan sayıların toplamı bölü n'dir. A ile B'nin aritmetik ortalamasını A ile B'nin toplamının iki tane sayı olduğu için burada 2'ye bölümüdür. A, B, C'nin aritmetik ortalaması bunların toplamı bölü 3'e bölümdür. Çünkü burada 3 tane sayı var. Anlaştık mı? Anlaştık. Geçtim 19. sayfama. İki tane GSM operatörünün bir tepeye kurdukları baz istasyonlarının uzunlukları oranı 3 bölü 5'tir denilmiş. Şimdi bu istasyonların uzunlukları ortalaması 80 metre ise uzun olan istasyon kaç metredir? Şimdi bakın 3'e e 5'miş ya ben bunun uzunluğuna 3K derim. Bunun uzunluğuna 5K derim. İkisini toplayacağım. 3K ile 5K'yı topladım. 2 tane istasyon olduğu için 2'ye böldüm. Ve bunların aritmetik ortalaması da 80 metreymiş. Şimdi 3K ile 5K'nın toplamı 8K yapar. 8K'yı 2'ye böldüğüm zaman da 4K gelecektir. 4K 80 metre miymiş arkadaşlar? Evet. O zaman K kaçtır? 20 metredir. Diyor ki uzun olan istasyon uzun olan istasyon 5K'ydı. E K'da 20 idi. Demek ki 5 çarpı 20'den 100 metre olacak uzun istasyon. Kısayı sormuş olsaydı da 3 kere 20'den 60 metre diyecektik kısaya da. Bir diğer soru. Bir beyaz eşya mağazasında 3 ayda satılan çamaşır makinesi sayısı tablo 1'de gösterilmiş. 4 ayda satılan buzdolabı sayısı da tablo 2'de verilmiştir. Her iki ürünün aylık satış ortalamasının eşit olması için x kaç olmalıdır diye soruluyor bize. şimdi 2019 yılında Ocak, Şubat, Mart diye tablo 1'de gösterdiği sevgili gençler. 3 ayda satılan çamaşır makinesi sayısı. 4 ay olarak gösterdiği de buzdolabı sayısı. Her iki ürünün aylık satış ortalamasının eşit olması için diyor. Bakın 240, 272 ve 241. Bunlar bir toplanması gerekiyor. 240 artı 272 artı 241. Bunları toplarsam eğer şu ikisinin toplamı 481 yapar. 272 ekleyeceğim ben bunlara. 1, 2 daha 3, 8, 7 daha 5. Elde var 1. 4, 2 daha 6, 753 yaptı. Ve bunu da 3'e böleceğim. 753 bölü 3. Eşittir. Eşittir. Şimdi şuna bakalım. 220, 250 daha 470 yapar. 470'e 400 286 ekleyeceğim. Bu da 6 5 7 756 yapar. Tabii bir de burada ne var? Bir tane de x var. Ve bunu burada 4 tane olduğu için 4'e böleceğim. Bunlar birbirine eşit olacaklar. Pekala. Hadi gelin bunları bir eşitleyelim. Öncelikle 3'ü 753'ü 3'e bölersek sevgili gençler. Şöyle yapalım. 7'nin içerisinde 2 defa 15'in içerisinde 5 defa, 3'ün içerisinde 1 defa. 251 eşittir 756 artı x bölü 4. İçler dışlar çarpımından 4 kere 251 sevgili gençler 1004 yapar. 1004 eşittir 756 artı x ise x buradan 250 eksi 2'den 248 yapacaktır. Demek ki burada satılması gereken 248 tane buzdolabı olursa ikisinin aritmetik ortalaması birbirine eşit olur diyeceğim. Anlaştık mı? Buradakileri topladık 3'e böldük. Buradakileri topladık 4'e böldük. Ve bunların birbirine eşit olması gerekiyor dedik. Geçtim 20. sayfama. Bu da bizim son sorumuz. Ve bir tane de çalışma sayfamız var. Aşağıda 5 tane pil görseli verilmiş. Her pil eşit 5 tane bölmeden oluşmuştur. Pil boşalmaya başladığı andan itibaren ışık yanan bölmeler yukarıdan aşağıya doğru sönüyor. Birinci pilin tüm bölmelerinin ışıkları yandığı için tamamı doludur. Burada da örnek olarak bu verilmiş. Sadece bir pille çalışabilen bir oyuncak 3. pille 15 saat çalışabilmektedir. Bakın bununla 15 saat çalışıyormuş. Demek ki 3 tane bunda bölme var ya. 3 tane bölme 15 saat çalıştırıyorsa bunların bir tane bölme 5 saat çalıştırıyordur diyebiliriz. Diyor ki oyuncağın 3. pil dışındaki pillerle çalışma süresinin ortalaması kaç saattir? Bakın. Burası 1 2 3 4 5 tane olduğu için 25 saattir bunun çalışma süresi. 4 kere 5'ten 20 saattir. 2 kere 5'ten 10 saattir. Ve burası da 1 kere 5'ten 5 saattir diyebiliriz. Diyor ki 3. pil haricindekilerin ortalaması. 25 5 daha 30 20 10 daha 30 toplam 60. Toplamda 60 saatimiz var ve 4 tane pilimiz var. 60'ı 4'e bölersek ortalama 15 saat çalışır diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi oran ve orantıyı bu şekilde noktalamış olduk. Buradaki sorular senin oran orantıyı oran orantının üzerine bir böyle kırmızı kalem çekmen için yeter mi? Tabii ki yetmez. Hiçbir videomdaki hiçbir e, soru çeşidi soru soru çeşidi demeyeyim, soru adedi senin o konuyu tamamen bitirdiğin anlamına gelmez. Buna yetmez. Senin benim verdiğim ödevleri dikkatli bir şekilde yapman gerekir zaten. Bu ödevleri yaptıktan sonra ancak tamam ben bu konunun üzerine çizgiyi çektim diyebilirsin. Peki aşağıda bir çalışma sayfası görmüştük. Şimdi bu çalışma sayfasında sizden bir şey rica etmek istiyorum. Arkadaşlar bir tane mavi bir çubuk düşünün. Tamam mı? Şöyle de kalınlaştıralım. Mavi bir çubuk düşünün şu şekilde. Ve bir tane de kırmızı bir çubuk düşünün arkadaşlar. O da şu şekilde olsun. Bir tanesi uzun, diğeri kısa. Doğrusal olduklarını düşünün. Şurada biraz kopma yaşadık ama sıkıntı yok herhalde. Bunların doğrusal olduklarını düşünelim. Bu mavi çubuğun uzunluğu A birim, kırmızı çubuğun uzunluğu da B birim olsun. Ve ben bunları birbirine eklemişim gibi düşünün. Buradan Japon yapıştırıcısı ile yapıştırdık. Tamam? Pekala. Şimdi bunu yani mavi ve kırmızı çubukların bir araya gel gelerek oluşturdukları çubuğun uzunluğuna da ne deriz tabii ki? A artı B birim uzunluğunda diyebiliriz. Pekala. Bu A artı B'yi çap olarak kabul eden bir yarım çember çizilebilir mi? Çizilir. Hadi çizmeye çalışalım onu da. Bu şekilde bir çember çizilebilir. Buna da yarım çember diyelim. Biraz yamuk yumuk ve Kusura bakmayın. Siz anlıyorsunuz durumu. Ve tam şu birleşme noktası var ya. Bu birleşme noktasından dik çıkacak biçimde. Bir doğru çıkartalım yukarı doğru. Yaya değdiğimizde duralım. Burası 90 derece. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki sevgili gençler sizden bir soru daha cevaplamanızı istiyorum. Bu A artı B birim uzunluğundaki çapımızın yani bu çemberin merkez noktası A'nın üzerinde midir B'nin üzerinde midir? Tabii ki A'nın üzerindedir çünkü A daha uzun. Yani şuralarda bir yerde bu merkez. Hemen yani göz kararı da olsa buralarda bir yerde. Daha sonrasında şunu yapalım. Çemberin şu noktasından yarım çemberin bu noktasında şuraya kadar bir doğru uzatalım. Şu şekilde noktalı noktalı bir doğru uzatalım sevgili gençler. Ve aynı şekilde şuradaki noktasından da buraya bir doğru uzatalım. O da şu şekilde ol olur. Doğru mu? Doğru. Şimdi burada şu noktadan ben buraya P noktası diyeyim. P noktasındaki çember yayının üzerindeki P noktasındaki şu çapı gören aşı 90 derece olur mu olmaz mı? 90 derece olur. Bunda bir sıkıntı yok. Ne güzel. Şimdi sizden rica şunu da görmeniz. Çemberin merkezine O noktası diyelim. OP'yi birleştirirsem eğer ben OP'yi birleştirirsem bu OP dediğimiz uzunlukta zaten yarı çap olacaktır. Ve bu OP dediğimiz uzunluk yarı çap olduğundan ben bu yarı çapı A ve B türünden de hesaplayabilirim. Benim çap dediğim uzunluk A artı B iken yarı çap diyeceğim uzunluk da o zaman A artı B bölü 2 olacaktır. Yani şurası sevgili gençler A artı B bölü 2'dir. E güzel, güzel hocam da biz nereye gidiyoruz ne yapmaya çalışıyoruz? Şuna bakalım. Bakın şuraya da ben M noktası diyeyim. Bu MP hesaplanabilir mi? Yani M'den P'ye kadar olan uzunluk hesaplanabilir mi? E bir düşünelim. 90 var. E dikilmiş. 90'dan dikindiyse ve ben şuranın A buranın B olduğunu biliyorsam ve şuraya da H dersem H uzunluğu dersem öklit aklıma gelir. Doğru mu? Hadi yapalım. H'ın karesi eşittir. A çarpı B midir arkadaşlar? Evet hocam A çarpı B'dir. Burada H'ı ben yalnız nasıl bırakabilirim, nasıl bırakabilirim burada? H eşittir. A çarpı B'nin kare köküdür diyebiliriz. Yani H eşittir kök AB oldu. Şimdi bizim bu videoda ne kadar bahsetmesek de geometrik ortalama gibi bir durumumuz var. Şimdi mesela ben size A ile B'nin aritmetik ortalaması nedir diye sorarsam siz ikisinin toplamının ikiye bölümüdür dersiniz. Ve dolayısıyla bu bize aritmetik ortalamayı verir deriz. Peki bu e, ikisini çarpıp kare kökünü almaya ne diyorduk? Geometrik ortalama diyorduk. E güzel. Aritmetik ortalamanın ve geometrik ortalamanın bulunması güzel bir şey. Peki bu ne işe yarayacak? Burada H dediğimiz şey artık kök AB olduğu için bunu buradan sildim. Ve bunu gördüğüm yere kök içerisinde A çarpı B yazdım. Şimdi şuradaki üçgene odaklanmanızı istiyorum. Yani şuradaki sarıyla gösterdiğim üçgen. Bu üçgen dik bir üçgen arkadaşlar. Ve bu üçgenin bir hipotenüsü vardır dik olduğu için. Hipotenüs nedir? A artı B bölü 2. Dik kenarlardan bir tanesi nedir? Kök A Şimdi şunu her zaman biliyorsunuz. Dik üçgende hipotenüs her zaman ama her zaman dik kenarlardan daha büyüktür sevgili gençler. Daha büyük olmak zorundadır. E şimdi burada dik üçgende A artı B bölü 2 dediğimiz şey aritmetik ortalamaydı. Dik kenarlardan bir tanesi de kök A idi. Yani kök AB dediğimiz şey de geometrik ortalamaydı. Şimdi düşünüyoruz. Aritmetik ortalama geometrik ortalamadan daha büyük geldi. Peki gelmek zorunda mı? Evet, gelmek zorunda. Aritmetik ortalama dediğimiz şey iki sayının aritmetik ortalaması geometrik ortalamasından daha büyüktür. Peki orada bir duralım. Hocam sadece büyük mü olur? Hayır, eşit de olabilir ama asla küçük olmaz. Eşit nasıl olur hocam? Hani biz ta bu çalışma sayfasına ilk geçtiğimiz zaman ben size şunu hayal edin dedim. İki tane çubuk düşünün. Bir tanesi A birim uzunluğunda diğeri de B birim uzunluğunda olsun mi istemiştim. Eğer ki bu A B'den büyük olmuştu ben size orada dediğimde. Eğer ki A ile B çubuklarının uzunlukları birbirine eşit olursa işte o zaman aritmetik ortalama geometrik ortalamaya eşit olur. Yani iki sayı birbirine eşitse A artı A bölü 2 ile A çarpı A'nın karekökü de birbirine eşit olacaktır. Burası da A gelir. Burası da A gelir. Dolayısıyla aritmetik ortalamada geometrik ortalama eşit olur. O halde şurada bir eksiğimiz var. Ne bu eksik? Büyük türün yanına bir tane daha çizgi çekeceğiz. Ve aritmetik ortalama geometrik ortalamadan daima büyük veya eşittir de diyebiliriz sevgili gençler. Aklınızın bir köşesinde bulunsun mutlaka işinize yarayacağını düşünüyorum. Mutlaka. Evet. Gençler bu videoyu da böyle güzel bilgilerle sonlandıralım. istedim. Ee, umarım işinize yarar. Size de dersiniz ki karşınıza böyle bir şey çıktığı zaman. Ben bunu SML Hoca da dinlediydim ama dersiniz doğru yaparsınız umarım. Yani dinlediydim ama hatırlamıyorum demezsiniz inşallah. Ben bunu SML Hoca da dinledim. Çatır çatır da yaptım dersiniz inşallah. Evet, videonu videoyu noktalayalım. Ee, daha çok işimiz var. Problemler çekeceğiz daha. Ee, bir sonraki videolarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.